Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün yarma çorbasının tarifini paylaşmak istiyorum. Yani buğday çorbasının tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurtlu ve nohutlu harika bir çorba oluyor. Burada buğdayımı akşamdan ben güzelce ayıkladım, yıkadım, ıslattım ve biraz böyle artık kendi şişti. Nohudumu da önceden ben haşlıyorum ve dolaba poşetlere koyuyorum. İhtiyacım olduğu kadar kullanıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bunun da nohutu haşlayıp derin dondurucuya koymanın videoları var. Kanalımda bakabilirsiniz nasıl yapıldığı. Ve lezzet vermesi için et suyu kullanacağım. Bunun da yapılışı gene videolarımda var. Merak ediyorsanız kemik suyu, et suyu nasıl hazırlanır? Fatma Hanım'la Anne Yemeklerini bulabilirsiniz. Burada malzemelerim bir su bardağı kadar buğdayım var ve 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı un kullanıyorum. 1 tane yumurta kullanacağım ve 1 su bardağı nohutum var. Seviyorsanız nohutu 1,5 da yapabilirsiniz. 1 su bardağı da kemik suyum var, et suyum ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı, bir yemek kaşığı da tereyağı yapacağım sosunu hazırlarken. Şu an öncelikle buğdayımı güzelce yıkıyorum. Üzerine geçene kadar su koyup, yani bir 5-6 su bardağı kadar soğuk su koyup ocağa alacağım. Biraz kaynayacak. Bu biraz daha böyle tam pişecek. Yani çiğlik kalmayacak. Nohudum zaten pişmiş hazır. Öncelikle buğdayımı ocağa vuruyorum. Evet, ocağa buğdaylarımı koydum. Suyunu üzerine geçene kadar su koydum. Ve şimdi et suyumu da ilave edeceğim. Beraber pişsin, lezzetli olsun diye. Son anda da katabilirsiniz yoğurtlu sos hazırlarken. Nasıl tercih ediyorsanız. Evet, şöyle buğdaylarımı bir kontrol ediyorum. Bayağı pişmişler. Evet. Güzel pişmiş. Şimdi nohutumu ilave ediyorum. İster böyle direkt yapabilirsiniz. İster yoğurdu sosunu hazırlayıp ocakta kaynatıp sonra bu haşladıklarınızı ilave edebilirsiniz. Şimdi bu kaynarken biz orada yoğurt sosunu hazırlayacağız. Evet, bir su bardağına ben 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. Bazen bu ellerimi şöyle bir yıkayayım. Bazen bu yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Şöyle güzelce unumu ilave ediyorum. Bunları bir önce güzelce bir karıştıralım iyice şöyle. Evet, bunu biraz şöyle ben soğuk suyla bir çözelttiriyorum. Yani yaklaşık bir su bardağı suyla şöyle bir sıvılaştırdım. Şöyle güzelce topaklaşmayacak şekilde iyice tel çırpıcıyla karıştırdım. Ve şimdi bunu çorbamın içine ilave edeceğim. Evet, çorbamdan biraz su alacağım böyle. Bunu alıştıracağım. Şöyle. Biliyorsunuz yoğurt çorbasının özelliği bu. Önce biraz böyle alıştırıyoruz. Sonra ilave ediyoruz. Ve şimdi bunu yavaşça tencereme ilave edeceğim. Karıştıra karıştıra. Evet, tekrar bu harcımızla beraber çorbamızın kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kesilmemesi için. Kaynadıktan sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. Evet, karıştırdık sürekli ve çorbam kaynamaya başladı. Zaten her şey pişkin olduğu için içine son anda tuzumu ilave ediyorum. Az önce söylediğim gibi tuzu sonradan ilave ediyorum. Yeterince tuzunu ilave ettikten sonra altını kısıyorum bunun. Şöyle bir karıştırıyorum. Başka bir kısık az yanan ocağımı alıyorum ve sosumu hazırlıyorum. Evet, sosum için şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağımı koydum. Sırf tereyağı da yapabilirsiniz. Ama ben ağır olmaması için
Böyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ilave ettim. Ve yağımın önce eriyip güzelce ısınmasını sağlayacağım. Evet, yağım da eridi, şöyle güzelce bir ısındı. İyice sıcadı ve şöyle sırf nane ile yapılacağı için sos baya bolca bir nane koyuyoruz. Ve şöyle hafif bir bunun da aromasının birbirine geçmesini bekliyoruz. Yağ ve nanenin muhteşem bir koku yayıldı, bakın. Muhteşem, harika. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek bence çok az gerçekten. Her şeyi harika yaratmış biz insanlar için. Altını kapatıyorum ve çorbamın üstüne gezdireceğim. Evet, şöyle çorbamın kıvamı bu. Bekledik sırada biraz biliyorsunuz pirinç ve buğday, bu tür şeyler, fasulye, nohut şişiyor biliyorsunuz. İster böyle ocaktayken şöyle üzerine gezdirin. İsterseniz servis anında ve çorbamız yenmeye hazır. Servis yapıyoruz. Evet, bu çorba benim annemin yaptığı ve annemden öğrendiğim şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle güzelce servis yapacağımız tabağımıza alıyoruz. İleriki zamanlarda inşallah daha farklı yarmalı çorbaları paylaşırım sizlerle. Bu yoğurtlusuydu. Tavuklusunu yaparım, salçalısını yaparız inşallah, Allah nasip ederse. Evet, şöyle ve üzerine güzelce hazırladığım sosumdan şöyle bir gezdiriyorum. Ve evet, çorbamız muhteşem oldu. Harika bir çorba, harika bir tarif. Herkese tavsiye ediyoruz. Doyurucu, sağlıklı bir çorba. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Ellerimize bereket, huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, güzel yorumlar yapmayı unutmayın.